tabii bir üzüntümüz var. Biz depremde de bu işlerle karşılaşıyoruz. Burada da bu işlerle karşılaşıyoruz. Ya bir provokatif yaklaşımla, bir dezenformasyonla, yani burada maalesef kendilerini gazeteci olarak nitelendirilenler suya kanalizasyon karıştığını ve suyun bunun için kapatıldığını ve böyle bir problem olduğunu söylüyorlar. Yani ben bu insanların Cenab-ı Allah'tan korktuğuna, insanlardan utandığına hiçbir şekilde inanmıyorum. Yani beni bağışlasınlar. Çünkü insanların zor zamanında, insanların zor zamanını istismar etmek ancak Allah korkusu olmayanların yapacağı iştir. Yani burada hepimiz canraş mücadele ediyoruz. Nerede yattığı insanların, nerede kalktığı belli değil. Ama dönüp bunu burada suya kanalizasyon karıştığı için bunu kapattılar değerlendirmesini ortaya koymak gazetecilik değil, palyaçoluktur. Başka bir şey değil. Allah da hesabını sorar, millet de hesabını sorar. Onun için burada Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsunlar ama ilk gelen suyu bir söyleyene kadar sadece ve sadece kullanma suyu olarak değerlendirsinler. Biz içme suyu takviyelerini mümkün olduğu ölçüler içerisinde yapacağız. Ondan sonra valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi her şey normale döndüğünde herhalde gerekli açıklamaları burada gerçekleştirecektir. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimize bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda Şanlıurfa'da biliyorsunuz ölüm sayımız 12 idi. Sonra hem Kavşak'ta iki vatandaşımızı kaybettik. Ardından bir de piyasa alışveriş merkezinde arama kurtarmacılar, bu üç vatandaşı maalesef cansız şekilde ulaştılar. Allah rahmet eylesin. 15. Bugün de hastanede yoğun bakımda olan bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 Şanlıurfa'da, 2 de Adıyaman'da, Tut ilçesinde toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve Şanlıurfa'da Bozova yolunda bir arama kurtarma çalışması devam ediyor. Yine aynı zamanda Tut'ta da 2 arama kurtarma çalışması, arama kurtarma ekiplerince hala ilgili ırmaklarda, derelerde devam etmektedir. Şu anda buradaki temizleme çalışmalarımız da, rusubat temizleme çalışmalarımız, hasar tespit çalışmalarımız, yaklaşık 10 bine yakın personelimizle, yaklaşık 3 bine yakın aracımızla devam etmektedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.